Aslında neşeli olmak çok önemli, sevinçli olmak çok önemli arkadaşlar. Aslında yani aslında sana bir şeyler söylemek istiyorum Neşeli. Çünkü seni gördüğüm zaman biliyor musun aslında benim de içim sevinçle doluyor. Çünkü şunu fark ettim aslında ben sevinçli olduğum zaman, mutlu olduğum zaman Neşeli, seni gördüğüm zaman daha da mutlu oluyorum. Yani bu yüzden mesela aslında insanların söyledikleri doğru olabilir. Genelde ben mutlu olduğum zaman insanlar da öyle oluyorlar. Sanki benim mutluluğumun insanlara geçtiğini düşünüyorum. Öyle söylüyorlar. Aslında bugün bana hatırlattın ki Neşeliciğim. Yani seni böyle gördüğümde heyecanlandım ve mutlulukla doldum ya ben. Aslında insanların yanında neşeli olmak, neşemizi başka insanlara vermek, sevincimizi başka insanlara vermek diğer insanlar için de bizim için de çok önemli. Ama tabii ki Neşeliciğim, yani düşünüyorum da bazı zamanlar da olabilir. Mesela düşünceli gibi bazen düşünceli olduğumuz bazı konulardan dolayı moralimiz bozulduğu zamanlar olabilir. Mesela şimdi şöyle düşüncelinin yanına gelmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada daha önce sizleri hiç tanıştırmadığımı fark ettim. Burada gördüğümüz arkadaşlarımız aslında benim içinde yaşadığım ev. Onların birer ismi var aslında. Çünkü bizler mini kentteyiz ve mini kentte yaşayan herkesin belli karakteri ve belli kişiliği var. Tıpkı bizler gibi. Nasıl ki bizlerin belli kişilikleri var, belli karakterleri var. İşte burada yaşayan arkadaşlarımın da belli karakterleri var. Mesela arkamda gördüğünüz düşünceli. Düşünceli arkadaşımız bazı zamanlarda bazı konuları düşünüyor ve bazen fazla düşündüğü için aslında birazcık endişelenebiliyor. Ama böyle zamanlarda aslında beraber bunu uzun uzun konuşuyoruz bazı zamanlarda. Düşünceli arkadaşım fazla düşünmek yerine bazen Tanrı'ya bıraktığı zaman bazı konuları, yani Tanrı'ya güvendiği zaman o zaman aslında bazen daha sevinçli olabiliyor. Ve genelde böyle zamanlarda neşeli arkadaşım, düşünceli arkadaşıma olumlu şeyler anlatıyor, ona moral veriyor. Tıpkı bizim arkadaşlarımıza yaptığımız gibi bazen düşünceli ya da endişeli insanlar gördüğümüz zaman eğer biz o sırada neşeliysek onlara aslında olumlu şeyler söyleyerek tıpkı neşeli gibi insanlara sevinç verebiliriz. Ve gerçekten bazen de tabii ki her türlü olmak, her tür kişiliğe sahip olmak Tanrı için çok değerli. Düşünceli arkadaşım ise insanlara düşünmeyi teşvik ediyor ki aslında düşünmek de çok önemli arkadaşlar. Çünkü gerçekten bazı konularda düşündüğümüz zaman, düşünerek davrandığımız zaman doğru davranabiliyoruz ve doğru cümleler kurabiliyoruz. Yani her birimizin yeri farklı ama buradan düşünceli arkadaşıma bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Düşünceli. Aslında bazen bazı konularda fazla düşünmek yerine Tanrı'ya güvenebilirsin. Ve Tanrı'ya güvendiğin zaman o böyle bazen endişeli bakışların değişebilir ve o zaman sevinçle dolabilirsin. Çünkü Tanrı'nın her durumda bizim için bir tesellisi var ve Tanrı her durumu düzeltecek kadar güçlü. Bu yüzden düşünceli. Lütfen bu kadar fazla düşünme ve eğer kafana takılan ve içinden çıkamadığın bir şey olursa gelip Neşeli'den yardım ve dua isteyebilirsin. Çünkü dualar gerçekten bize çok iyi geliyor ve Tanrı dualarımızı hemen duyuyor. Hangimizin morali bozuksa o zaman daha iyi olan bir arkadaşımız bizim için dua edebilir. Mesela ben zor zamanlar geçirdiğim zaman genelde Neşeli'ye gidiyorum ve diyorum ki Neşeli benim için dua eder misin? Çünkü bugün biraz neşeye ihtiyacım var. Bugün birazcık heyecanlı ve stresli olduğum bir gün. O yüzden benim için dua eder misin diyorum ve Neşeli bana hemen iyi ki bunu yapıyorsun Neşeli, teşekkür ederim. Hemen cevap veriyor ve diyor ki merak etme, senin için dua edebilirim. Arkadaşlar hayatımızdaki başımıza gelen olaylarda olumlu olmak çok önemli. Yani olumlu olmak demek, pozitif olmak demek, hayatımızda giden kötü şeylere odaklanmak yerine iyi olan şeylere odaklanmak anlamına gelir. Ve bizler bunu yaptığımız zaman o zaman Tanrı'nın sanki hayatımıza verdiği güzellikleri düşündüğümüz zaman o zaman gerçekten daha mutlu oluyoruz. Tanrı'ya daha fazla şükredebiliyoruz ve aynı zamanda başka insanların Tanrı'nın iyiliğine odaklanmak konusunda başka insanları teşvik etmiş oluyoruz. İşte bu yüzden bu çok önemli arkadaşlar. Hayatımızda kötü giden şeyler varsa
onun üzerine çok fazla düşünmek yerine, onun yerine daha mutlu olmaya çalışmak ve Tanrı'nın hayatımızda yarattığı güzelliklere odaklanmak çok güzeldir. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki bizlerin aslında bazı araştırmalara göre ortaya çıkmış ki ihtiyacı olan insanlara yardım ettiğimiz zaman, ihtiyacı olan insanlara destek olduğumuz zaman ve tıpkı Neşeli gibi insanlara aslında güzel şeylerden bahsettiğimiz zaman, bu insanlara yardım ettiğimiz zaman her anlamda, belki onlara bir şeyimizi vererek, bir eşyamızı vererek, belki onlara sevinçli şeyler söyleyerek onları rahatlatmış olmakla beraber aynı zamanda bizler de kendimizi daha mutlu hissediyormuşuz. Bu yüzden eğer moralin bozuksa, birazcık mutsuzsan hemen etrafına bir bak. Acaba yardıma ya da duaya ihtiyacı olan biri var mı? O zaman o kişilere yardım ettiğinde ve onlar için dua ettiğinde emin ol sen de kendini çok daha iyi hissedeceksin. Ve tabii ki Tanrı'yı hoşnut etmiş olacaksın. Minik dostum. Bugün güne çok güzel başladık, çok heyecanlı başladık. Üstelik yeni bir haftaya başladık ve yeni bir haftada bu verdiğimiz kararla devam edebilirsek, ilerleyebilirsek çok mutlu oluruz. Bu hafta boyunca sizlere bir görev veriyorum. Hayatımızdaki olumsuzluklara odaklanmak yerine Tanrı'nın bizlere verdiği harika ve güzel şeylere odaklanalım. O zaman kendimizi çok daha iyi hissedeceğiz. Şimdi, evet, mini kentte Nora ablam böyle düşünüyor. Ama acaba bakalım Ege ne düşünüyor? Ege bugün bizi hangi bilgilerle şaşırtacak? Öyleyse hazırsan hadi bakalım gidelim. Acaba Ege bugün bize neler neler anlatacak? Antarktika'daki toplam buz miktarı Atlas Okyanusu'ndaki su miktarına eşittir. Bunun için küresel ısınmaya dikkat edelim. Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan mumyaları ilk bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür. Piramitlerin içerisinde ultrasound, radar, sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır. Büyük piramit tabanının yüzeyi anıtın yarısının iki katına bölündüğünde pi yani 3,14 sayısı elde edilir. Araştırmalar Tetris oynamanın yetişkin insanlarda göz tembelliğine iyi geldiğini göstermiştir. Şu anda dünya üzerinde 1 milyardan fazla araç kullanımdadır. Aman emniyet kemerleri takmayı unutmayın. Fransa'da her 5 insandan biri depresyondadır ya da geçmişte bir depresyon tecrübe etmiştir. Bu da Fransa'yı dünyanın en depresif ülkesi haline getirir. Meslekleri öğreniyoruz arkadaşlar. Çünkü her biriniz büyüdüğünde her birinizin yaptığı bir iş ve bir meslek olacak. Ama en önemli olan şey ne biliyor musun? Mesleğini severek yapıyor olmak, işini yaparken eğleniyor olman ve bunun içinde en önemli şey öncesinde hangi mesleği yapmak istediğine karar verebiliyor olman. Ve bunun içinde gerekli olan şey nedir? Sen çok iyi biliyorsun bu mesleği çok yakından tanımak ve öğrenmek. Ben o mesleği seçersem ne iş yapacağım? Çünkü o zaman ne iş yapacağını bilirsen neyi isteyip istemediğine karar verebilir ve sevdiğin mesleği yapabilirsin. O zaman bugün hangi mesleği öğreneceğiz? Hep beraber görelim. Hadi bakalım gelsin mesleğimiz. Bir video izledik.
Bugünkü mesleğimiz marangozluk. Arkadaşlar her biriniz isterse, eğer buna ilginiz ve sevginiz varsa büyüdüğünüzde marangoz olabilirsiniz. Marangoz olmanın en önemli tarafı ellerimizi sürekli olarak çalıştırıyor olabilmek ve tabii ki de aynı zamanda düşünüyor olabilmek. Çünkü yepyeni şeyler tasarlamak çok eğlenceli bir şey ama tasarlamadan önce gözünüzde canlandırmanız gerekiyor ki Tanrı her birinize müthiş fikirler verecektir bu konuda. Ama arkadaşlar önemli olan şey gerçekten bunu yaparken eğleniyor ve mutlu hissediyor olmak. O zaman şimdi yavaş yavaş tekrar görsellerim gelsin ve hep beraber marangozluk mesleği hakkında konuşalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi genelde marangozlar birçok alet kullanıyorlar. Hatta genelde onların böyle alet çantaları olabiliyor ve gördüğünüz gibi aslında çoğunlukla tahtalarla uğraşıyorlar. Tahtalarla beraber işlerini yapıyorlar. Çünkü bu işin aslında önemli olan kısmı tahtaları kesmek, onlara şekil vermek ve sonrasında onları tasarlamak. Mesela genelde bir marangozsan ev eşyaları ya da ofis çalışma yerleri için eşyalar tasarlayabilirsin, kesebilirsin, boyayabilirsin. Onlara böyle birçok küçük çiviler takabilirsin ve onlardan çok güzel koltuklar, sandalyeler, masalar, dolaplar yapabilirsin. Ve bunları yaptıktan sonra insanların evlerinde ya da iş yerlerinde ya da okullarda mutlu bir şekilde yaşamalarına yardımcı olabilirsin. Mutlu bir şekilde yaşayıp, mutlu bir şekilde işlerine gitmelerini ya da okullarda eğlenceli bir şekilde derslerini dinlemelerine yardımcı olabilirsin. Sadece öyle de değil. Marangozlar aslında bazen müzik için aletler, müzik enstrümanları bile yaratabiliyorlar. Yani aslında senin şu anda çevrende gördüğün birçok şey, kullandığın ev eşyaları, elinde tuttuğun eşyalar aslında arkadaşlar marangozların elinden çıktı. Yani senin günlük hayatını kolaylaştırmak için onlar varlar ve günlük hayatını sürdürebilmen için, eşyaları kullanabilmen için marangozlar hayatımızda varlar. Ve onların gerçekten emekleri paha biçilemez. Çünkü bizim için çok çalışıyorlar, elleriyle çok uğraşıyorlar ve tabii ki aynı zamanda düşünceleriyle çok uğraşıyorlar. Ve bizler için evdeki hayatımızı, okuldaki hayatımızı, iş yerlerimizi ya da şu anda aklıma gelmeyen birçok mağazayı, dükkanı kullanılabilir hale getiriyorlar. Ve eğer senin böyle el işçiliğini seviyorsan, buna yeteneğin varsa bence marangozluk tam senin aradığın meslek olabilir. Ki aynı zamanda unutma ki bu işin en güzel tarafı da insanları mutlu etmek ve onların hayatını güzelleştirmek. Öyleyse minik dostum, bu konuda araştırmaya devam edebilirsin. Bir gün büyüdüğünde marangoz olursan seninle şimdiden gurur duyuyor olacağım. Ve tabii ki o zaman da seninle hep gurur duyacağım. Ve belki bir gün senin müşterin bile olabilirim. Bir gün senin atölyene gelip ya da çalıştığın yere gelip benim için bir şey tasarlamanı ve bir şey üretmeni senden isteyebilirim. Bu benim için şimdiden çok büyük bir heyecan ve heyecan verici olacak. O zaman minik dostum, sizleri günün birinde marangoz olarak görmeyi büyük bir heyecanla beklerken şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Tanrı'ya tapınmaya gidiyoruz. Tanrı'ya ilahiler söylemeye gidiyoruz. Ve aynı zamanda bugün Tanrı'ya tapınırken şimdiden bizim için, gelecekte Tanrı'nın bizim için hazırladığı meslek için Tanrı'ya teşekkür edebilir ve şükredebiliriz. Öyleyse tabii ki nereye gidiyoruz yine? Benim en sevdiğim bölüm. Hadi bakalım müzikli bahçeye. Selam arkadaşlar. Merhaba tekrar. Nasılsın Selin? Harikayım, sen nasılsın? Ben de harikayım. Neden? Çünkü biz çok değerliyiz. Evet, biz çok değerliyiz. Peki nereden çıktı bu şimdi böyle birden? Belki bazı arkadaşlarımız anlamıştır bugün hangi ilahiyi söyleyeceğimizi. Biliyor musun? Çok değerlisin. Bu çok güzel bir şey bunu duymak Selin. Gerçekten teşekkür ederim seçtiğin ilahiyle bana bunu hatırlattığın için. Rica ederim. Çünkü bunu hepimize hatırlatmam gerektiğini hissettim. Çünkü bazen böyle hissetmiyoruz değil mi? Onu mu söyleyecektim? Evet, doğru. Sen anladın benim ne demek istediğimi. Evet. Çünkü bence eminim sen de, ben de, izleyen arkadaşlarımız da değerli olduklarını zaman zaman hissetmiyor olabilirler. Evet. Çünkü okula gidiyoruz, sokakta arkadaşlarımızla oynuyoruz, evde küçük kardeşlerimiz olabilir. Hı-hı. Ve bazen istemeden
bizi kırıyor olabilirler. Evet. Nasıl? Ya da abi ablalarımız aynen, da yapıyor tabii. olabilir bunu. Evet. İstemeseler de o anlık sinirle belki kırıcı sözler söylüyorlar. Evet. Bizim değersiz olduğumuzu hissettirecek şeyler söylüyorlar. Evet. Daha öğretmenlerimiz bile bunu istemeden zaman zaman yapıyor olabilir. Mesela evet. bir şey yapamadığımızda bize beceriksizsin diyor olabilirler ya da başka Hı-hı. negatif şeyler. Evet. Yani bu sözleri duyduğumuz zaman hemen yüreğimiz kırılıyor ve acaba ben değersiz miyim ya da beni kimse sevmiyor mu ya da ben gerçekten böyle kötü biri miyim diye düşünebiliyoruz. Yani kimse beni sevmiyor, değer vermiyor diye düşünebiliyoruz ama Tanrı bize diyor ki sen çok değerlisin, sen bir inci gibisin. Ve Tanrı'nın bir ayet hatırlıyorum, Tanrı'nın bize sen benim göz bebeğimsin dediği bir ayet var. Aslında biz ne kadar değerliyiz onun için. Hatalar yapabiliriz. Yani Tanrı bize o değeri hatalarımıza göre vermiyor. Doğru söylüyorsun. Mesela insan olarak sen bir hata yaptığında o anlık değerini düşürüyorum belki gözümde. Evet. Bu yanlış bir şey. Evet. Ya da sana değersiz hissettiriyorum hatana bakarak. Evet. Ama Tanrı bizim hatalarımıza bakmadan, onları görmeden ya da onlara göre değerimizi biçmiyor. Evet. Sen ne olursa olsun benim için çok değerlisin, seni seviyorum ve seni kurtarmaya geldim evet. diyor bize ve hala da bunu söylüyor. O yüzden değerimiz Rab'den geliyor kesinlikle. Aslında. Çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Hı-hı. Aklıma çok güzel bir şey getirdin. Göz bebeğimsin diyor ya Tanrı Hı-hı. bize. Mesela benim bir kere gözüme sokaktayken böyle bir şey batmıştı. Rüzgarda gözüme bir şey girmişti. Ve o zaman gözüm çok acımıştı. Ve o zaman anlamıştım ki gözüm benim için çok değerli. Ona hiçbir şey batsın istemiyorum. Onu hep böyle korumak istiyorum. Rüzgarda böyle yürümek istiyorum gibi. Öyle yürümüyorum. Evet, öyle yürümüyoruz. Korumak evet, istiyorsun ama değil o zaman mi? Evet, eğer bizi göz bebeği gibi görüyorsa Tanrı, o zaman benim için göz bebeğim çok değerliyse biz de Tanrı için çok değerliyiz. Çok değerliyiz ve bizi nasıl koruyor evet, o zaman Selin, değil mi? Çok teşekkür ederim. Hadi o zaman güzel ilah için hadi söyleyelim evet. Biliyor musun çok değerlisin, biliyor musun birincisin, biliyor musun? Ederim. Ben bugün duyduklarıma çok teşvik oldum, çok mutlu oldum ve ben artık çok değerli olduğumu biliyorum ve arkadaşlarım evet. da çok değerliler. Siz de arkadaşlar lütfen Tanrı için çok değerli olduğunuzu unutmayın. Kesinlikle. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tanrı'nın Sözü bölümüne hoş geldin minik dostum. Bugün sana harika bir haberim var. Biliyor musun? Tanrı her an seninle beraber. Peki bu nasıl mı oldu? Ama şöyle düşünüyor musun bazen? Tanrı göklerde beni nasıl duyabilir? Beni nasıl görebilir? Nasıl benimle beraber olabilir? İşte öyle değil. Tanrı her an seninle beraber. O zaman bunu hep beraber öğrenelim. Eğer hazırsan hadi bakalım gelsin görselim. Biz de konuşmaya başlayalım. Tanrı bizimle. Minik dostum biliyorsun ki İsa Mesih dünyaya geldi ve ne için geldi? Bütün insanlar için. İnsanlara Tanrı'nın sevgisini anlatabilmek, onların kurtuluşunu ve sonsuza dek Tanrı ile beraber yaşamalarını sağlamak için. Mucizeler yaptı, insanların gözlerini açtı, fırtına olduğunda onu sakinleştirip insanları kurtardı ve hatta inanmayabilirsin ama ölü bir kişiyi bile yaşama geri döndürdü. Ama sonra İsa Mesih'e katlanamayan insanlar vardı. Çünkü onların İsa Mesih'in anlattığı iyiliği, İsa Mesih'in Tanrı olduğuna inanmıyorlardı ve onun daha fazla iyi şey anlatmasına tahammül edemediler. Ve sonra maalesef İsa'ya zarar verdiler. Ama sonra
bu öyküyü çok iyi biliyorsun ki aslında kadınlar onu görmeye gittiklerinde tıpkı İsa Mesih'in söylediği gibi orada bir melek gördüler ve melek onlara dedi ki İsa'yı neden burada arıyorsunuz? O dirildi, yaşama geri döndü. Ve kadınlar bunu anlatmaya gittiklerinde İsa zaten kendini göstermeye geldi. Yaralı ellerini, delik ellerini gösterdi. Yani gerçekten bedeninde yaralar vardı ama yaşama geri dönmüştü. O artık ölü değildi. Yani İsa Mesih, Tanrı'nın kendisi dünyaya geri gelmişti. Biliyor musun 40 gün boyunca dünyada kaldı. İnsanlarla beraber zaman geçirdi, yemek yedi. Onlara Tanrı'nın sevgisini anlatmaya devam etti. Ve onlara hastalıklardan ve ölümden korkmamaları için cesaretlendirdi. Çünkü İsa Mesih ölümü yenmişti. Ve artık sonsuza dek günahlı olmak diye bir şey yoktu. Tanrı onları affetmişti İsa Mesih'in yaptığı fedakarlıkla. Bir gün 40 gün. 40 gün boyunca dünyada öğrencilerle zaman geçirdikten sonra onlara dönüp dedi ki Tanrı'nın her zaman sizinle olduğunu bileceksiniz. Gidin ve insanlara Tanrı'nın sevgisini anlatın. Bu harika haberi, bu müjdeli haberi, benim ölümü yendiğimi ve artık insanların sonsuza dek Tanrı'yla beraber olacağını insanlara anlatın dedi. Ve sonra 40 gün dünyada kaldıktan sonra Tanrı'nın yanına göklere geri gitti. Ama biliyor musun gitmeden önce insanlara ne söyledi? Dedi ki merak etme. Burada durabiliriz biraz. İnsanlara dedi ki merak etmeyin ben gidiyorum ama size yardımcı göndereceğim. Kutsal ruh dünyada sizinle beraber olacak. Siz onu görmeyeceksiniz ama o sizi hep izleyecek. O sizi hep görecek ve her işinizde size yardımcı olacak. Evet, biz onunla beraberiz dedi İsa Mesih onlara. Yani kutsal ruhu onlara gönderecekti. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, insanlar bir gün beraber zaman geçirirlerken öğrencileri kutsal ruhun geldiğini gerçekten gözleriyle gördüler. Çünkü böyle ateşten diller şeklinde bir şeyler görmeye başladılar. Ve arkadaşlar aslında kutsal ruh böyle tıpkı bir ateş gibi onları heyecanlandırmaya gelmişti. Tıpkı sıcacık bir ateş gibi her an onların yanında olup onları ısıtacağına, kalplerimizi ısıtacağına söz vermişti. Arkadaşlar kutsal ruh aslında Tanrı'dır. Tanrı bizimle beraber demektir kutsal ruh. Ve sen her ne kadar gözünle görmesen bile aslında kutsal ruh sen her işini yaparken, her şeyi yaparken seninle olmaya devam edecekti. Ve burada gördüğümüz gibi bu çok yıllar önce olan hikayeyi biz bugün kutsal kitapta okuyup görebiliyoruz. Ve bilmemiz gereken en önemli şey kutsal ruhun yani Tanrı'nın yaptığımız her iyi şeyde bizimle beraber olduğunu bilmek. Sadece iyi şeylerde değil. İşte şimdi tekrar düşünceliye gitmek istiyorum. Ve düşünceliye şöyle söylemek istiyorum. Düşünceli, bu kadar düşünmene, endişelenmene hiç gerek yok. Çünkü kutsal ruh bizimle beraber. Sen her korktuğunda, her endişelendiğinde, her zorlandığında ya bir şeyleri yapmak istemediğinde, iyi olan şeyleri yapmak istemediğinde kutsal ruh her zaman seninle beraber. Yani Tanrı her zaman seninle, benimle ve mini kenti izleyen bütün arkadaşlarımla her zaman beraber. Bu yüzden hiç merak etme, güvendesin. Her konuda ne zaman bir soru olursa kafanda ya da ne zaman hayatında bir sorun olursa kutsal ruha sorabilirsin. Sen onu gözünle görmüyorsun ama kalbinle görebilirsin. Kutsal ruh, Tanrı her zaman seninle beraber seni koruyacak, seni sevecek. Zorlandığı zamanlarda sana sarılacak, seni teselli edecek ve seni güçlendirecek. Bu yüzden Tanrı her zaman seninle beraber. Bugün Tanrı'ya dua ederken ve Tanrı'ya tapınırken bunun için de Tanrı'ya şükredebilirsin. Tanrı'ya söyleyebilirsin ki kutsal ruhu iyi ki gönderdin. Çünkü her zaman bizimle berabersin ve senin varlığını hissetmek çok güzel Tanrım diyebilirsin bugün Tanrı'ya. Minik dostum, bugünlük Nora ablanın anlatacakları bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. Ama o zamana kadar kendine çok iyi bakmayı unutma olur mu? Hoşça kal. Merhaba be.
Merhaba Z. Bak. O elindeki ne öyle? Bu benim hem biyometrik hem asimetrik fotoğrafım. Aa, çok güzel çıkmışsın. biraz siyah beyaz gibi. Ne için bu? Pasaport. Aa, vize alacaksın demek. Çok güzel. Hadi bakalım devam edelim. Geçen bölüm nerede kalmıştık? Konya. Konya yolundaydık. Senden de hiçbir şey kaçmıyor Zi. Ben de o yüzden Konya'yı araştırdım. Konya Türkiye'nin en büyük iliymiş ya. Yüz ölçümü bakımından evet. Çok büyük bir il. Aynı zamanda da en kalabalık 7. şehrimiz. Oh, peki en kalabalık şehrimiz neresi? Tabii ki İstanbul. İstanbul aynı zamanda Avrupa'nın da en kalabalık şehri. Vay be, amma insan var. Kaç tane koyun var peki? Niye saymıyorlar? Bilmem. Belki de sayıyorlardır. Bence biz ikimiz hepsine yeteriz. Boş ver. Çok alçak gönüllüsün be. Şaka yapıyorum Ziya. Hemen ciddiye alma. Tamam. Gerçi haksız da sayılmazsın. Sayende genç kardeşlerimize Elçi Pavlus'un yolunu anlatıyorsun. Ne yapalım? Devam edelim mi? Edelim tabii. Tamam. Hangi kameraydı benim? Şu. Pavlus Konya'ya gelir. Buradaki insanlara İsa Mesih'in öğretisini anlatır. Kentte Yahudiler dışında Yunanlılar da vardır. Etkili konuşmalarla birçok kişi İsa'nın öğretisine iman eder. Halk arasında kötü niyetli insanlar yine vardır. Pavlus artık tecrübelidir ama bazılarını bitirdikten sonra çok durmaz şehri terk eder. Nereye? Listra ve Derbe'ye doğru yola çıkar. Listra, Derbe... Aman sakın ezber yapmaya girişme. Yok anlamaya çalışıyorum. Zor isimler. Tamam ben yardımcı olacağım. Listra, Konya'nın güneybatısında bulunan bir yer. Derbe de günümüzde Karaman ili sınırlarında olan bir kent. Tamam. Güzel. Ve ona ihanet edeceği vakte kadar yanında bulunan Barnabas bazılarına devam ettiler. Burada aynı zamanda bir mucize yaşandı. Nedir o? Hemen anlatıyorum. Pavlus'un gözü konuşma sırasında bir adama takıldı. Göz göze geldiklerinde Elçi Pavlus bu adamın yüzünde iyileşmek isteyen bir insanın masum yüzünü gördü ve o anda yüksek sesle ayağa kalk, dikil dedi. Tam bu sırada kötürüm adam birden ayağa kalktı, yürümeye başladı. İyileşti yani. Pavlus'un mucizesini gören topluluk çok etkilendi. Her şey çok güzel gitmiş. Pek sayılmaz. Halk onları tanrı sandı. Hatta sunağa adak adamaya bile çalıştılar. Pavlus onları güçlükle durdurdu ve şöyle dedi. Ey insanlar, nedir bu yaptığınız işler? Biz de sizin gibi Adem oğullarıyız. Sizlere sevinç ve müjdeyi iletiyoruz. Sonra putları gösterdi. Bu değersiz şeylerden diri Tanrı sevgisine dönesiniz diye dedi. Vay be! Ya, terslikler bununla da bitmedi. Peşlerinden gelen birkaç kışkırtıcı halkın arasına karıştı. Hatta Pavlus'a taş attılar. Taş onu bayılttı. Öldü sandılar ve onu kentin dışına doğru sürüklediler. Sonra öğrencileri gelip onu kurtardı. Kendisine gelen Pavlus ayağa kalkıp şehre geri döndü ve Barnabas'la birlikte şehri terk edip Derbe'ye gitti. Derbe. Evet, Derbe. Derbe, Elçi Pavlus'un ilk yolculuğunun son durağı. Buradan sonra geri dönecekler artık. Elbette Derbe'de de birçok kişi İsa Mesih'in müjdesini duyup iman etti. Dilersen dönüş yolculuğunu da sonraki bölüm anlatalım. Olur. Ben de hemen sana sorumu sorayım öyleyse. Hiç kaçırmıyorsun. Sor bakalım, hazırım. Saray, çekme ve kağıt. Helva çeşitleridir. Doğru mu? Yanlış mı? Ama bak canımı çektirdin ha. Hadi gidip yiyelim. Hadi. Dur. Nereye ya? Dur. Daha soruyu cevaplayacağım. Hadi cevapla. Doğru diyorum. Harikasın. Hemen anlatıyorum. Helva, şeker, yağ, un veya irmikle yapılan bir tatlı. Bilinen helvanın yanı sıra un, pudra şekeri ve tereyağı ile yapılan çekme helva da Türk lezzetleri arasında yer alıyor. İçine dondurma konarak pek güzel yenen ve bayat ekmek, kakao, tereyağı, pekmez, süt gibi besinlerin karıştırılarak yapıldığı kağıt helva da kültürümüzde pek sevilen bir ürün. Helva, yapılış ve usulleri çok farklı olsa da birçok gıdaya verilen
ortak bir isim. Vay Zee, süpersin. Ben gidiyorum, hadi takip et. Dur, nereye gidiyorsun? Ay, daha mesajımızı vermem lazım. Bakın, kameram bu muydu benim? Evet, sevgili kardeşlerimiz, aşırıya kaçmadan tüketin şekeri ve tatlıyı. Tabii ailenize danışarak. Geldim ben de Zee. Koş, koş Elvacı'ya. Yeah.